nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinde bizler için ayırdığınız değerli dakikaları ve yılların bilgisi ve tecrübesini de bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Şimdi pilot garaj olarak oto ekspertiz hizmeti vermektesiniz ve son bir yıldır özellikle bölgede bu hizmeti veren, yine verdiği kaliteli hizmetlerle de bölgede bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Evet. Herkesin bildiği, tanıdığı, tercih ettiği iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kalitenizden tabii ki bahsedeceğim. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın İbrahim Kaya kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Efendim şöyle kısaca anlatacak olursak, İbrahim Kaya, 1978 Gaziantep Nurdağ doğumlu. Yaklaşık 10 yıldır otomotiv sektöründe yer alan ve son 1 yıldır da oto ekspertiz sektöründe hizmet vermeye, kaliteli hizmet vermeye çalışan işletmeci. Harikasınız. Kolaylıklar diliyorum. Son derece de başarılı yaptığınızı buradan değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Ve hemen dönüyorum, geleceğimizin patronu. Şu an sanıyorum eğitim almakta. Mete Hanım, siz de biraz tanıyabilir miyiz? Mete Hanım, okuyor musun? Evet, okuyorum. Öncelikle öğrencisin. Evet. Tamam. Ama gelecekte babandan aldığın bayrağı çok daha iyi noktalara getirmek adına böyle okul zamanlarının dışındaki zamanlarda babana gelip yardımcı oluyorsun. Son derece gurur verici. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Burada son derece güzel bir ev sahipliği bize de gösterdiniz. Misafir ettiniz. Sağ olun. Şimdi İbrahim Bey, ben işletmenizin verdiği hizmetlere değinmeden önce biraz konumdan söz etmek istiyorum. Bulunduğumuz yer Körfez'de sanayi içerisindeyiz. Körfez yarımca sanayi bölgesi. Yarımca sanayi sitesi içerisinde hizmet vermekteyiz ve toplam kaç metrekarelik bir alandır burası? Toplam 200 metrekare kapalı alana sahip. Yaklaşık 70 metrekarede açık olmak üzere. Açık olmak üzere. 170 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Evet efendim. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim toplam? 4 elemanımız var. Sizin haricinizde 4 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. Doğrudur efendim. Size gelen araçlar ve müşteriler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor? Ağırlıklı olarak Türkiye'nin her bölgesinden internet üzerinden araç almak isteyen ve bizim telefonlarımıza ulaşıp bizden yardım isteyen bütün müşterilerimize biz buradan kesintisiz hizmet verebiliyoruz. Sadece Körfez'de sınırlı değil. Sadece Körfez'de talep gelmesi değil. Durumunda Türkiye'nin her yerinden gelebilecek insanlara biz bu hizmeti verebiliyoruz. Kesinlikle doğru. Şimdi burada verilen hizmeti biraz açalım mı? Ekspertiz hizmeti nedir? Özellikle bilmeyen değerli izleyicilerimiz için buraya gelen değerli müşterileriniz, işletmeciler ya da şahıslar, araç sahibi şahıslar sizden hangi tür hizmet almaktadır? Biz genelde ekspertiz hizmetini hedeflemiş, ekspertiz hizmetinde kaliteyi hedeflemiş bir işletmecilik yapmaktayız. Ekspertiz hizmeti araç satanların ve araç almak isteyen müşterilerimizin araç hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktayız. Yani aracın kaporta aksamlarından, alt takımlarından, motoru, yanal kayma, süspansiyon, fren testi, dinamometre ile motor performans ölçümü, bunun yanı sıra aracın elektronik arızalarının olup olmadığını, varsa elektronik arızalarının resetlenerek, silinerek müşterilerimize bilgi veriyoruz. Şimdi aracımızla ilgili değişenin olup olmadığı ya da boya görüp görmediğinle ilgili bütün bu bilgileri verirken, yine motor aksamıyla da ilgili bilgiler verirken sadece alış ve satışlarda değil, aynı zamanda muayene öncesi de zannediyorum. Kesinlikle. Size ihtiyaç duyuyor değerli müşterileriniz. Kesinlikle. Muayene öncesinde fren testi, süspansiyon testi, genelde frenle süspansiyon testi. Süspansiyonla ilgili de özellikleri muayeneden geçebilecek hale gelebilmesi için önceden size geliyorlar. Bununla ilgili gerekli yaptırımları, baskıları, özellikle çalışmayı yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde, ferah bir şekilde, gönülleri rahat bir şekilde gidip muayeneden araçlarını geçirebiliyor. Evet. Şimdi İbrahim Bey, bu sektörde verdiğiniz başarılı hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize maalesef aktaramayız. Bizlere özellikle çok yoğun bir çalışmanın içerisinde en zaman ayırdığınız için biraz evvel de ben sizlere çok teşekkür ettim. Rica ederim. Özellikle son olarak burada sektörde en iyi olduğunuzu söyledim ve sizi en iyi yapan, özellikle siz bir cümleyle değerli izleyicilerimize paylaştığınız zaman bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun zamandır sizleri tanıyan, sizlerle çalışan, sizlerden hizmet alan, aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşturmuş birçok değerli izleyicimiz de var. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz?
Öncelikle bizi tercih eden değerli müşterilerimize, arkadaşlarımıza, Türkiye'nin her tarafından bize bir şekilde ulaşıp bizden hizmet alan bütün müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi tercih ettikleri için. Güven, hiçbir zaman müşterilerimizin güvenini sarsmamak adına müşterilerimize bundan sonra da kaliteyi arttırarak, hizmeti vermeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Efendim, ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Rica ederim. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Ve hemen Betehan'a dönmek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz için. Umuyorum ve diliyorum gelecekte hem almış olduğunuz eğitimi en başarılı şekliyle eğitiminizi almanız ve babanızdan alacağınız bu bayrağı çok daha iyi noktalara getirmenizi canı gönlümden diliyorum. Kolaylıklar diliyorum efendim. İyi çalışmanız olsun. Teşekkür ederiz.